Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, 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 Allahu Ekber! Evet, değerli hemşehrilerimiz, en arkada olanlara sesleniyoruz. Caddemizin diğer tarafı da açıldı. Sizlere de biraz daha... Özgür değilse dünya tutsaktır. Değerli kardeşlerim, bugün bizler insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birinde yaşıyoruz. İnsanlığın bir bölümü gününü gün ederken diğer tarafta kafası kopmuş çocuklar, bedeni yanarak kömüre dönüşmüş cesetler arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer toplumların Allah tarafından helak edilmeleri sonlandırılmış olmasaydı, bugün bizler 100 kere helak edilmiş, 100 kere yerin dibine geçirilmiş olurduk. Allah'a isyanla peygamberlerini öldürmeyle meşhur olmuş Yahudiler, insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan biri olduğunu yeniden göstermiş oldu. 7 Ekim'den bu zamana 8 aydır insanlığı köleleştirmeyi kendisine inanç bellemiş azgın bir topluluğun kardeşlerimize yaptığı zulmü bütün dünya seyrediyor. Her türlü silahı acımasızca kullanan bu çapulcu sürüsü birlik olmamış Müslümanların izzet ve şerefinin üzerinde adeta tepiniyor. İsrail zulmü tankla, uçakla, füze ile ve en son yakarak insanları çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden yok ediyor. Katil İsrail! Katil Amerika! Katil İsrail! Katil Amerika! Katil İsrail! Katil Amerika! Emperyalist devletler İsrail'in arkasında dururken Müslüman ülkelerin yöneticileri bu vahşeti ne yazık ki seyrediyor. Bir avuç kardeşlerini koruyamıyor, aç kalmış kardeşlerine gıda bile ulaştıramıyor. Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık! Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık! Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık! Birliğimizi kaybettiğimiz günden beri aynı şeyleri Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve en son Gazze'de yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Gazze'deki Aksa tufanı bize çok önemli şeyler öğretti. Küresel kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun hiçbir işe yaramadığını öğrendik. İnsan haklarının Yahudi haklarından ibaret olduğunu öğrendik. Bir avuç korkusuz Müslümanın yeryüzünün en büyük askeri gücü zannedilen İsrail'i nasıl da maymuna çevirdiğini gördük. Eğer inanırsak tek güç ve kuvvet sahibinin Allah olduğunu yeniden öğrendik. Allah'ın yardımını celbedecek bir gayret ortaya koyarsak, yeryüzünün en büyük ordularına bile galip gelebileceğimizi öğrendik. Vatan uğruna cihad etmenin en büyük izzet ve şeref olduğunu öğrendik. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Kafirlerin sözden, edebiyattan değil, güçten ve mücadeleden anladığını öğrendik. Bir Yasin 105 füzesinin 1000 kınamadan daha etkili olduğunu öğrendik.
utanç içindeyiz değerli kardeşlerim. Bütün dünya, insanlık utanç içindedir. Çaresizliğimiz, acizliğimiz sebebiyle utanç içerisindeyiz. Bu eylemlerde bir araya gelişimizi Rabbimizin mazeret olarak bizden kabul etmesini talep ediyoruz. Buradan bütün dünya ülkelerinin yöneticilerine sesleniyoruz. Kınama dönemi bitmiştir. Birleşmiş Milletler 5 ülkenin esareti altındadır. Harekete geçmeden, askeri bir güçle, silahla mücadele etmeden hiçbir sonuç elde edilemeyeceğini görmüş olduk. İsrail denilen bu terör şebekesiyle yapılabilecek her türlü ilişki gayri ahlaki ve gayri meşrudur. Savaşı sonlandıracak askeri, siyasi ve ticari tedbirler bir an önce alınmalıdır. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e iman ve şuur ver. Birlik ve dirlik ver. Cesaret ve dirayet ver. Kafirlere ve zalimlere karşı nusret ve inayet ver Allah'ım. Allah'ım, bizlere, başta Siyonist İsrail olmak üzere bütün düşmanlarla hesaplaşacağımız imkanlar ver. Bizi Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna amin eyle Allah'ım. Senin adınla savaşan kardeşlerimizi muzaffer eyle Allah'ım. Bütün kafirleri zelil ve sefil eyle Allah'ım. Amin. Çocuklar! Çocuklar! Ölürken sessiz kalınmaz! Çocuklar! Ölürken sessiz kalınmaz! Evet, hitapları için Çorum Filistin Platformu sözcüsü Hüseyin Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda değerli bir misafirimiz var. Sözü kendisine takdim edeceğiz. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi'yi konuşmalarını yapması için mikrofona, sahneye davet ediyorum. Filistin'e selam, direnişe devam. Filistin'e selam, direnişe devam. Filistin'e selam, direnişe devam. Ya Abdülkadir, hadi ya şunlara söyle abi, şu görüntüyü ya indir kardeş. Ya abicim bak, biz görüntüyü şey yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala eşrefil halqi vel mürselin Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Kudüs sevdaları, sizi cennet ehlinin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, biz bugün de bu meydanda toplandık. Ağlamak için değil, ağıt yakmak için değil, sesimizi o Siyonist İsrail'e ulaştırmak için toplanmış bulunuyoruz. Ve duruşumuzu El-Kassam Tugaylar'ın yanında olduğunu göstermek için, kanıtlamak için buraya toplanmış bulunuyoruz. Değerli Kudüs sevdaları, El-Kassam Tugaylar'ı 7 Ekim'le birlikte bu süreci başlatmış oldu. Bu ateşin fitilini yakmış oldu. Ve bize düşen sorumlulukları yerine getirmedikçe asla o zafere, yani o zaferdeki payımızı almamış oluruz. Biz bu işin neresindeyiz? Bizim sorumluluklarımız çok. Şu an El-Kassam Tugaylar 8 aydır tek başına savaşıyor. Hiçbir ülkenin desteğini almadan. Bakın, onun karşısında dünyanın güya en güçlü ordusu İsrail ordusuyla savaşıyor tırnak içinde. Ve o ordunun arkasında Amerika'sı var, Avrupa'sı var, şusu var, busu var. Ve o ordunun karşısında Allah'a iman etmiş bir avuç Müslüman var. Ve bunu, bu azmi, o terör devleti bu azmi 8 aydır kıramadı. Ve hiçbir zafer elde edemedi. Sadece çocukları öldürerek kendince bir başarı elde ettiğini zannediyor. Biz de buradan o terör devletine sesleniyoruz. Senin sonun gelmiştir. Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi, zalimin sonu yaklaştıkça zulmü de artar diye ifade etmiştir. Dolayısıyla biz de El-Kassam Tugaylar'ın yanında olduğumuzu
ifade etmeliyiz ve üzerimiz düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Peki bu sorumluluklar nelerdir? Öncelikle bireysel sorumluluklarımız var. Boykot meselesi. Asla bu konudan taviz vermeyeceğiz. Bu karşımızdaki düşmanın ürünlerini asla ve kata almayacağız. Fakat o ürünler sadece içecek ve yiyecekten ibaret değildir. Onlardan bize dayatılmaya çalışılan fikirleri de boykot edeceğiz. İdeolojileri de boykot edeceğiz. Ve alternatifimizi, İslam'ımızdan kaynaklanan alternatifimizi sunacağız onlara. İkincisi, İsrail'in hedefi Rafah değil, Gazze asla değil, Kudüs de değil. İsrail'in asıl amacı Arz-ı Mevut projesidir. Arz-ı Mevut, Fırat ile Nil nehirleri arasındaki bölge. Bu da Suriye'yi, Irak'ın bir bölümünü, Ürdün'ü, Lübnan'ı, Filistin'i ve Mısır'ın bir bölümünü ve Güney Anadolu'yu kapsar. Geçen Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından hareketle onların asıl gözü Anadolu topraklarında. Orada durmayacaklar ve açık bir şekilde bunu ilan ediyorlar. Utanmadan ilan ediyorlar. Fakat onlar buraya gelmeden biz oraya gitmeliyiz. Buradan oraya gitmeliyiz. Seferberlik hamlesi ilan etmeliyiz. Ben size şu mesajı aktarmak istiyorum. El Halil şehrinde düzenlenen bir yürüyüşten size bir mesaj aktarmak istiyorum. Burada, bu meydanda. Geçen El Halil şehrinde bir yürüyüş düzenlendi ve Türkçe pankartlar asıldı. Türkçe pankartında tam şu geçiyor. Ey Osmanlı torunları, gelin ve ordularınızla yardım edin, ordularınızla. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail hesap verecek. Öncelikle şunu anlamalıyız. Filistin tarih boyunca ve Mescid-i Aksa özellikle. Bakın, tufanın adı ne? Mescid-i Aksa tufanı. Peki El Kassam Tugayları niçin başlattı bu tufanı? Öyle durup dururken mi başlattı bunu? İsrail'in zulmü 7 Ekim'le başlamadı. 100 yıldır devam eden bir zulüm var orada. Ve Filistin'deki yönetim, Filistin 1917'den beri yönetimsiz kalmıştır. Filistin'i en son yöneten Sultan Abdülhamit'tir. Dolayısıyla Türkiye'den beklenti çok ve El Kassam Tugayları bunu başlattıktan sonra, çünkü bilmeyenler için söylüyorum, El Halil şehrindeki Hazreti İbrahim Camii'yi ikiye böldüler. Zamansal ve mekansal bölme projeleri adı altında. Mekansal projesine bakın, iyi mevzu canlandırmak için söylüyorum. Mekansal bölme, düşünün, bir camiyi yarıya böldüler, yarısını biz kullanıyoruz, ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz. Diğer yarısını da onlar kullanıyorlar. Ve müezzin mahfili onların işgal ettikleri kısım. Dolayısıyla bir caminin bir gün ezansız kalması kadar acı bir şey var mı? Böyle bir projeye, bu projeyi Mescid-i Aksa'ya geçirmek istiyorlar. Ve bu gerçekleşmeden önce Gazze'den bir ses çıktı. O sesin adı da Gazze Tufanı'ydı. Dolayısıyla durup dururken bu mevzu başlatılmadı. Kaldı ki bu zulüm 100 yıldır devam eden bir zulüm. Yeni bir zulüm değildir. Birinci sorumluluklarımız, dediğim gibi, boykot olmalıydı. Bireysel olarak bunu yapabiliriz. Diğeri toplumsal olarak, Allah razı olsun, gerçekten bu Çorum'daki eylem Türkiye için, hatta dünya için bir örnek olmalı. Herkes toplanmış. Hiç siyasi görüşü fark etmeksizin herkes bir araya gelmiş Filistin için. Dolayısıyla toplumsal sorumluluklarımız da var. ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde bir kampüs intifadası başlattılar. Ve hükümetlerine geri adım attırabildiler. Dolayısıyla bizim yöneticilerimizin elini güçlendirmek için sürekli bunu istemeliyiz. Yemen nasıl vurdu İsrail'i? Sürekli her gün, her cuma bir yürüyüş düzenleniyor. O eylemlerden hareketle böyle bir adım atıldı. Dolayısıyla sürekli bizim sesimizi yükseltmek durumundayız bizim. Bu bir bireysel sorumluluklar, ikincisi toplumsal sorumluluklar, üçüncüsü devletsel sorumluluklar, devletler nezdinde sorumluluklar. Filistin tarih boyunca hiçbir zaman içeriden kurtarılmadı, hep dışarıdan. Birinci örneği vereyim size, Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Ömer
öncelikle çevre ülkeleri fethettikten sonra o şekilde Kudüs'ü kurtarabildi Hristiyanların elinden. İkinci hamle Salahaddin Eyyubi döneminde. Salahaddin Eyyubi dönemindeki hamle çok örnek, çok önemli bir hamleydi. Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmeden önce, daha doğrusu özgürleştirmeden önce ilk Suriye, Irak'ı o bölgeleri birleştirdi ve o şekilde Kudüs'ü fethetti. Mesaj şu, ümmet olarak biz bir olmadan asla o fethi bize nasip olmaz. Birleşmemiz lazım. Aynı duygulara sahip olmamız lazım. Aynı fikirlere sahip olmamız lazım. O şekilde Salahaddin Eyyubi orayı fethetti. Hep dışarıdan. Üçüncü hamle, Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim döneminde Safevi Devleti'ni yıkarak Yavuz Sultan Selim oraya geçti ve orayı fethetti. O zaman diyorlardı ki Müslümanlar asla birleşmez diyorlardı. Ama Yavuz Sultan Selim bunu başarabildi ve orayı fethedebildi yeniden. Fakat şunu da eklemeden olmaz. Kudüs'ün muhafızı, Kudüs'ün koruyucu Sultan Abdülhamid Aleyhisselam göndermeden, rahmet okumadan olmaz. Şunu yapabilirdi. Ben Yahudilere toprak vereyim. Ondan sonra bir şekilde ondan bir daha çıkartırım. Fakat cesurca bir duruş gösterdi. Dedi ki, lime lime doğranmayı yeğlerim ama Filistin toprağından bir karış dahi vermem. Filistin'e selam, direnişe devam. Filistin'e selam, direnişe devam. Filistin'e selam, direnişe devam. Ben size biraz olsa da Yahudileri anlatmaya çalışacağım. Ben onların içinde yaşamış biri olarak anlatacağım. O kadar korkak bir toplum ki onlar. O kadar korkak bir toplum ki. Her gün kaçmaya hazırlanıyorlar. Her evin, bakın Yahudilerin evleri, her evin kapısının arkasında bir tane valiz hazır. Bir tane valiz hazır. Her an kaçabiliriz diye. Sadece Müslümanlardan, Müslüman Yahudilerden o iradeyi görmek istiyorlar. O iradeyi görürlerse inanın ki bilgisayar daha duramazlar orada. Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık. 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 Peki orayı kim fethedecek? Arkadaşlar açık bir şekilde söylüyorum. Biz bu fethi Sisi'ye yakıştırmıyoruz. İstemiyoruz ondan. Kral Abdullah'a da yakıştırmıyoruz. Sadece Türkiye'ye yakıştırıyoruz bunu. Türkiye orayı fethedecek. Sizin ellerinizle fetholunacak orası. Osmanlı torunlarının eliyle fetholunacak orası. Ama nasıl fetholunacak? Yahudilerden asla kınamadan, laftan, sözden anlamazlar. Asla. Asla ve kata. 48'den biri. Müslüman ülkelerin yöneticileri onunla normalleşmeye çalışıyorlar. Barış anlaşmaları imzalamaya çalışıyorlar. Konuşmaya çalışıyorlar. Fakat biz bunu yaptıkça onlar daha da azgınlaşıyorlar. Onların fıtratı da böyle. Müslümanları kindarlar. Allah ne buyuruyor ayette? وَلَتِجَدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا İman edenlere karşı en çok düşmanlık besleyen Yahudileri bulursun diyor Allah. Bunlar bize kindarlar. Sevmiyorlar onlar bizi. Hatta Hazreti Ali'nin döneminden size bir hikaye aktarayım. Bir gün Hazreti Ali sokakta yürürken onun arkasından bir çocuk geliyor. Bir kız geliyor. Hazreti Ali dönüp bakıyor. Fark ediyor Müslüman olmadığını. Nerelisin diyor. Yahudi Müslümanım diyor o çocuk. Yok sen Müslüman değilsin diyor. Evet ben Yahudiyim diyor ondan sonra. Peki niye peşimden geliyorsun diyor Hazreti Ali o çocuğa. O çocuk diyor ki ben halifeyi hep duyardım. Onun gücünü görmek isterdim. Ondan dolayı ben sizin peşinizden geliyorum. Hazreti Ali Yahudileri anladığı için ikinci soruya geçiyor. Diyor ki yalan söylüyorsun diyor. Niçin peşimden geliyorsun diyor. O çocuk dedi ki benim gücüm sana yetmediği için senin gölgene basmaya çalışıyorum diyor. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Tekbir! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Biz böyle bir toplumun böyle aşağılık bir toplumun karşısındayız. Ne yapacağız onlarla? Konuşacak mıyız? Anlaşacak mıyız?
Yoksa onların anlayacağı dilden okunacağız onlarla. Kılıç seni. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail hesap verecek. 1948 yılından beri şu yalanı yutturmaya çalışıyorlar bize. Bunlar dünyanın siper gücü. Bunlar dünya fonları onların elinde. Bunlar yenilmez bir ordu. Gördük o yenilmez orduyu. Gazze sokaklarında gördük nasıl sürükleniyor Gazze'nin sokaklarında. Dolayısıyla bunlar kaptan bir kaplan gibi, bir kaplan misali. Bunların anlayacağı dil kılıçtır, silahtır. Onların kökü sökülüp atılması lazım. Yoksa hiçbir Müslüman huzur olmaz. Hiçbir insan huzur olmaz. Bu Yahudiler insan düşmanı, insan düşmanı. Yani eğer insansan Yahudiler için bir suçtur bu. İnsan olmak bir suçtur. Hele Müslüman olmak büyük bir suçtur onlar için. Hayvanları katlediyorlar. Her şeyi katlediyorlar. Çocukları bombalıyorlar. Çadırları bile bombaladılar. Ya bu kadar alçak bir toplumun karşısındayız. Dolayısıyla buradan yöneticilerimize ve elinde güç bulunduranlara ve STK'larımıza bu işin çözümlenmesi için asla hiç kimseye fırsat bırakmayalım. Kimseye fırsat bırakmayalım. Bu işin çözülmesi için bir an evvel müdahale edilsin. Bir an evvel Yahudilerin haddini bildirilsin. Bunlar durmayacaklar. Refah'ta durmayacaklar. Gazze'de de Mescid-i Aksa'da durmayacaklar. Onların projesi açıktır. Arz-ı mevuttur. Size soruyorum. Gazze'nin Çorum'dan bir farkı var mı? Veya Çorum'un kardeş şehir olduğu Kalkilya'dan bir şey farkı var mı Çorum'un? İslam şehirleri bunlar. Tel Aviv de İslam şehri. Tel Aviv'de de ezanlar okuyacağız. Ve orada fetih namazını kılacağız inşallah. En yakın zamanda. Ben o zaman sizden bir söz alacağım şimdi. Kayıtlara geçsin. En yakın zamanda. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için, özgürlüğü için, elimizden geleni yapıp harekete geçmek için hazır mıyız? Onlara sesimiz oraya ulaşsın. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çorum meydanda Filistin'in yanında. Çorum meydanda Filistin'in yanında.